Sevgili Başak burçları, Ay burcu, Başak yükselen Başaklar hoş geldiniz. Evet, yeni yıl falımız hazır. 2023 neler bekliyor? Ben de çok heyecanlıyım. Ben de bilmiyorum. Rabbimin izniyle. Bu yıl bir değişiklik yaptım. Dedim önce duygusal su gruplarından başlayalım. Balık, yengeç, akrep gittim. Biraz evvel de boğaları çektim. Sıra başaklarda, sizden sonra da oğlakları çekeceğim. Bir gün dinleneceğim. Ondan sonra da hava gruplarını ve ateş gruplarını yayınlayacağım. Enerji dağılmasın diye böyle bir şey yaptım. Bence de çok iyi yaptık. Bakalım kahve falı ve tarot yorumu 2023 senesinin yorumu hazır efendim. Rabbimin izniyle Bismillahirrahmanirrahim. Evet, düşünce, duygu ve böyle ileri hamleler atılacağını gösteriyor. Kocaman başak sembolü efendim. Başak sembolü çok kocaman dilekler, istekler bir anda gerçek olmuş ve falınıza önce ben bir bakayım, size göstereceğim. Ön kamerayla çekiyorum. Evet, gözlük takmış, yaşlıca başörtüsü olan bir kadın dualar ediyor. Genç bir erkek sıkıntılı süreci de bitiriyor efendim. Erkekseniz eğer anneanne duası mı aldınız, anne duası mı aldınız, gelişmeler çok iyi. Ve burada arkadaşlar kesinlikle Z harfi çıktığını görüyorum. Ve Z harfi, A harfi, T harfi, yani Z harfi bitti derken başlama ya da Z harfindeki birileri, isminde Z harfi olan birileri başarıya imza atacaklar demek. Şöyle tabakla başlamak istiyorum. Evet, üzüleceğiniz hiçbir şey kalmamış gibi merdivenle tırmanıyorsunuz. Orta boylu, biraz irice bir erkek bir kadını böyle tutmuş dans ediyorlar beraber arkadaşlar. Ve ayaklarının dibinde de kocaman bir baykuş. Baykuş demin yine bir burçta gördüm. Astrolojinin sembolü senelik olarak şunu söylüyor. Bu sene gezegenlere uyarsan, yıldızlara uyarsan seni ihya edecekler. Onları iyi oku. Onları okuyup uyarsan her şey yolunda, rayında ve ilerleme kat edeceksin. Ama eğer yok yıldızlar aman ne olursa olsun dersen, bakın diyor ki ayrılıklar da yaşanabilir. Ben de senin adına üzülebilirim diyor buradaki baykuş. Çünkü astrolojiyi yönetiyor. Astroloji sana işaretler verecek diyor. Evet, bilge bir adam, yaşlıca bir adam, sakallı böyle. Sanki karşısına birkaç kişiyi almış bir konuşma yapıyor. Hayırlı uğurlu konuşmalar, güzel konuşmalar ve aynı zamanda sıkıntıların biteceğini işaret ediyor sevgili arkadaşlarım. Sıkıntılar, üzüntüler bir yana kalmış. Ve burada arkadaşlar güneş yeniden doğuyor sanki. Değişken bir burç olduğunuz için lütfen değişmeyin. Gelişmelere karşı durmayın. 34 sayısını verdim efendim arkadaşlar. 34 sayısı çok uğurlu bir sayıdır. Ya 34 numaralı bir evdesiniz ya yani 34 yaşında olan bütün Başak burçlarına evlilik enerjisi verdi 34 sayısı. Bütün Başak burçlarına evlilik enerjisi geldi. Ve de şurada arkadaşlar bir anahtar alacağınızı, bu anahtarla mutluluğun kapısını açacağınızı gösteriyor. Çarpı işareti koymuşsunuz. Saçları kızıl ya da kahverengi bir kadın. Başına böyle bir ressam şapkası takmış. Ressam da olabilir. Resim öğretmeni gibi bir şey de olabilir. Elinde kocaman bir üçgen tutuyor. Bir yerde böyle resim yapıyormuş gibi böyle sanatçı ruhlu bir hanım ve bazı ayrılıklar yaşamış, ona üzülüyor fakat üzüldükçe derinleşiyor. O yüzden üzüntüyü bırakmalı, evrenin akışına güvenmeli. Yeni bir insanla, yeni bir işle, yeni bir olasılıkla çok güzel devamlar edecek ve şurada kabın birinin içinde dolu bir kap, su dolu ve üzerinde bir güvercin konmuş. Barış. Bu yıl barış yılınız sevgili Başak burçları. Ay tek taş yüzük. Görüyor musun? Aşkının karşılığı tek taş yüzük. Şurası. Evet, hediyen. Kesinlikle bir tek taş hediyen olacak efendim.
ve mutlulukla da dolup taşıyacaksınız. Şöyle tabağa baktığımda, tabağın enerjisine baktığımda arkadaşlar, evet, yollar ayırsa da, yıllar ayırsa da ayrılmayan iki insan. Bir su değirmeni. Su değirmenin yanında periler el ele tutuşmuş. Sanki aşk şarkıları söylüyor. Bir aşkta ilerleme, mutlulukla dolup taşma, kendini yenileme, tazeleme ve ay çiçekleri görüyorum. Bu da ay çiçeği mevsimi Temmuz Ağustos'ta bereket, mutluluk, huzur, başarı ve sevinci işaret ederken durma ilerle diyor. Arkadaşlar sakallı bir adam. Böyle sanki çöp topluyormuş gibi ama içi çöp yani bu insanı. Çöp toplayan biri değil bu. Hani içi kötü niyetli bir adam. Sana böyle zararları dokunabilir, sakallı, entelektüel geçiniyor, bilgili geçiniyor ama hiç bilgili falan değil. Ya bu insandan uzak dur. Hele de evladın varsa, bak evladı olan, boşanmış olan ya da kocası ölmüş olan tüm Başak hanımlarına diyorum ki, yani biri girecek hayatına ama çocuklarından daha önemli değil. Çocuklarınla o adam arasında seçim yapabilirsin bu sene. Onu da hatırlatmak isterim. Allah kimseye böyle bir zor seçim yaptırmasın efendim. Fakat genel hatlarıyla iyi, iyi evli, boşanmış hanımlar, evlatlarınıza dikkat edin. Evlatlarınızla ilgili sorunları çözmeden hiçbir duygusal bağlamda bir şeye girişmeyin. Ve kocaman bir kese görüyorum. İçi para dolu. Parasal sorun yok. Sadece çocuklarla ilgili bazı sorunlar olabilir. Onları da çözeceğinizi işaret ediyor efendim. Geliyorum tarot okumalarına. Neler söylüyor bakalım. Genel doku nedir? Biraz sessiz bir yıl. Yani bu Azize kartı biraz da sessizliğe işaret ediyor. Biraz sessiz kalsa zaten biraz da Başak Burcu'nun kartı gibidir. Biraz sessiz kalırsan bereketi verecek diyor. Yıl aslında bereketli. Hiç şikayet etme. Devam et. Aşkta da güleceksin, işte de güleceksin. Güleceksin. Arkadaşlar böyle güzel bir açılım olmaz. Bak neyi güzel biliyor musun? Şimdi bu Azize kartı bizim duygusal dünyamız. Duygu dolu bir kadın. Bu da para dolu bir kadın. Hani bu duyguyu değil parayı ön plana çıkartan, yıldızı yüksek bir kadın. Bu da içselleştiren bir kadın. Ay çok güzel ya. Tüm Başak burçları. İki arada bir derede kaldığın sorun çözülecek. Görüyor musun? Hem mantığını kullanacaksın, hem duygularını kullanacaksın. Ve gerçekten iki tane olayı çözeceğini, hanenin ay gibi parlayacağını ve bir adamın bir kadını düşündüğünü görüyorum. Eğer akrep erkeğiysen ona göre yorumla. Bir kadını düşünüyorsun ama kavuşmalar var. Ya da bir kadın akrep mi dedim, özür dilerim arkadaşlar. Bir kadın başaksan, bir kadın başaksan kesinlikle bir arada olmalar, bir araya gelmeler var. Yalnız su gruplarına dikkat edin. Akrep diye ona kafam takıldı, özür dilerim. Akrep dedim bilmiyorum. Akrep, yengeç, balıklarla ilişkilere biraz dikkat edin. Her tür ilişki, akrabalık, duygusal, karı koca ilişkisi, ya onlardan bir hafif zarar gelebilir. Biraz diyor onlarla mesafe koy diyor. Partner ilişkisi ise bilmiyorum ne yapacaksınız. Biraz yani yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Evet, ay arkadaşlar bak görüyor musun? Ben ne dedim? Su grubundan birisiyle mesafe koy dedim. Üzerine hemen tabut geldi. Görüyor musun? Ne demek bu? Artık birini içinde öldürmenin vakti geldi Başak. Sana çok üzüntü veren birine elveda demenin vakti geldi. Artık onu lütfen gönder sevgili dostum. Ve paraya para katacaksın. Çifte para görüyor musun? Paraya para katıyorsun. Ay arkadaşlar ya çok harika ya.
Çok harika ya Başak burçlarım. Bak Azize'de yarım ay var, dolunay var, ayağın altında ay var. Azize'ye bir tane ay daha geldi. Azize içe kapandıkça kapanıyor. Ay güneş gelseydi bari. İçe kapandıkça şifalanıyorsun. Neşeleneceksin ama bu da içsel yolculuk yapmanla olacak sevgili Başak burçları. Evet yorumluyorum. Seni düşünen bir erkek veya bir erkek de kadın birbirlerini düşünüyorlar. Kesinlikle konuşmaları var. Sonu da hayırlı geldi. Kuantum kartlarına bakıyorum. Yolculuk. Valizler hazırlansın. Ülkeler, kavuşmalar ve bir statüko diyor. Yani mesleki değişim, toplumsal kabul. İki insanın kavuşması, yalnızlıkların bitmesi. Hepsi de bir arada. Başak burçları. Haydi düşüncelerinle ilerle. Karanlıktan ışığa çıktığını, bir yolculuk yapacağını, belki biraz sıkıntı çekeceğini ama sonunun hayırlı olacağını söyleyebilirim. Hayırlı yolculuklar olacak efendim. Dikkatli olun lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Videomu lütfen likelayın, abone olun ve yorum kısmına bir emoji bırakın. Alma verme dengesi adına hoşça kalın, dostça kalın efendim.